Almanca Kolay ailesi, tekrardan merhaba. Ne çabuk bir ay geçti ama insan şaşıyor ki hele bu zamanlarda. Umarım hepiniz iyisinizdir. Maalesef yine gördüğünüz gibi burası boş ama en yakın zamanda umarım hepimiz atlatırız bu günleri ve kavuşuruz biz birbirimize. En azından size uzaktan bir yine iki tane kitap tanıtmak isterim. Ki normalde ben size kitabı tanıttıktan sonra hep Almancasını okuyordum ki seviyeniz belli olsun diye ve kitabın içeriğini hakkında biraz bilgi almanız açısından. Ki bu sefer müsaade ederseniz ben tam tersini yapacağım. İlk önce arkasını okuyacağım size ve Almancasını okuyacağım. Ondan sonra da Türkçe çevirisini okuyacağım. Ondan sonra birazcık kitap içeriğinin içeriğine girebiliriz. İlk kitabımız Blueprint, Blaupause. Einer der aufregendsten Beiträge zur Diskussion über die Gentechnologie. Yani Gen-Technologie hakkında çok çok heyecanlı bir romandır bu. Bu yorumu Saarbrücker Zeitung yapmış. Die hochbegabte Komponistin Iris leidet an einer unheilbaren Krankheit. Damit ihr Talent nicht mit ihr aus der Welt schwindet, lässt sie sich klonen. Iris und ihre Tochter Siri sind damit eineiige Zwillinge und zugleich Mutter und Kind. Als Blueprint, als Kopie ihrer Mutter, lebt Siri ein vorgegebenes, vorgelebtes Leben. Wo genau verläuft die Grenze zwischen ihren Persönlichkeiten? Wer ist hier ich und wer du? Wer frei und wer Sklavin der anderen? Üstün yetenekli besteci Iris, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanıyor. Dehasını geçirmek için kendisini klonluyor. Böylece Iris ve kızı Siri tek yumurtalı ikiz, hem de anne ve kızı oluyor. Bir blueprint olarak, yani kopyası, Siri önceden belirlenmiş bir hayat yaşıyor. Hatta önceden yaşanmış bir hayat yaşıyor. İkisinin kişiliğinin arasındaki sınır nerede? Buralarda kim benim, kim sensin? Kim özgür, kim köle? Blueprint, Blaupause. Sağlam B2-B1 seviyesinde okuyabilirsiniz. Ki geçen sefer ben size sağlam B2-C1 tanıtmıştım. Şu anda biraz daha basit demeyeyim de biraz daha aşağı iniyoruz. Almanya'da bu kitap 14 yaş itibariyle okunabilir. Hatta okullarda yaz kitabı olarak da tavsiye ediliyor bu. Blueprint aslında 1840'larda fotokopi, yani şimdi blueprint kelimesine geliyorum biraz. Blueprint aslında 1840'larda fotokopi olmadığından bir konstrüksiyon planı olarak çıkmış. Şeffaf bir kağıdın üstüne, işte fotokopi yok diye şeffaf bir kağıdın üstünde o olan çizgileri bir daha çizmişler ki zamanla da çıkıyor bu. Bu kelime ama zamanla değişik anlamlarda kullanılmaya başladı ki mesela iyi bir hoca ona blueprint ya da Blaupause bir hoca deniliyor ki örnek olsun diye. Bu kitap 1999'da yazıldı. Autobiyografi diyebiliriz, yani otobiyografi. 3 farklı anlatım şekli var. Yazar annesine hitap ediyor. Yazar okuyucuya da hitap ediyor. Ve 3. şahıs bakışından anlatılıyor.
Bu kitap 2000 senesinde Gençlik Edebiyat Ödülünü aldı. Kitabın içine bakarsak böyle kısım kısım gidiyor, bölüm bölüm. Ön sözle başlıyor, çifte tanrı vesaire. Ben şimdi size bu kısım kısım çok kısaca anlatacağım. Ön sözle başlıyor bu kitap. Ciri'nin annesi Iris'e onun ölümündeki hitabıyla başlıyor. Çifte tanrı. Sene sıfır. Birinci bölüm olarak diye geçiyor. Annesi multiple skleroze yakalanmış bir bayan. Adı Iris. Aslında hiç çocuk falan da düşünmemişti. Ve gazetede tesadüfen klonlama hakkında bir şey okuyor. Böyle bir olay var diye. Bir doktor var, Kanada'da oturuyor o. Kanada'da başarılı bir klonlanma olmuş. Ve sonuçta onu davet ediyor. Bir konser veriyor orada. Bir deha sonuçta, piyano dehası. Orada konser veriyor. Doktoru davet ediyor. Öyle tanışıyorlar. Ve sonuçta bu ikisi de Tanrı oynamaya karar veriyor. Onun için bu bölümün adı Çifte Tanrı. Annesi ne göç etmiş ve geçinmek için bir piyano dersi veren bir bayan. Annesine ancak 5 ay sonra anlatıyor bütün olayı. Annesi tabii ki buna karşı çıkıyor. Bu kendisinin babası zaten 3 yaşındayken vefat etmişti. Burada tabii ki çok büyük bir soru. Şimdi annesi de çok yoksul halde olduğu halde yani piyano dersleri veriyor ve bu Iris'i büyütüyor. Biz aslında çocuklarımızın bize ne kadar benzemeyi isteriz. Klonlama olmasa bile yani sonuçta ben de hep düşünüyorum benim çocuklarım ne kadar bana benzesin ya da sadece yol göstermek mi? Yani bu biraz pedagojik bir de soru ortaya koyuyor. İkinci bölümde Einklang, birlik, çocukluk, birinci çocukluğunu anlatıyor aslında. Klonlanmaya genel bir bakış veriliyor. Hatta atom bölünmesiyle kıyaslanıyor. Bir atomu ortada böldüğünüz vakit hem iyi de olabiliyor ama atom bombasını düşünürsek pek iyi olmuyor. Anne kız kardeş oluşuyor aslında. Yani daha dışları farklı ama genleri birebir aynı. Yanek, yani annesi sonradan bir bakıcı tutuyor. O da tabii ki piyano öğretmeni. Onun da bir oğlu var, Yanek diye. En iyi arkadaşı oluyor neredeyse. Klon aslında Yunanca dal demek oluyor. Yani oradan etimolojiye yola çıkarsak ki bir ağaç var. Bu dal da tabii ki onun bir parçası ama çabuk da kırılabilir bir parça. Kendisini çok yalnız bırakıyor çünkü haliyle konserlere bayağı çıkıyor. Hatta Yanek'in bir mezarda bir sözü var. Kendisine diyor ki, ha bu sefer bile seni yanına alamıyor. Yani biraz trajikomik bir kelime. Katarina anneannesi, yani Iris'in annesi, Siri'nin anneannesi. O da ortada kalıyor. Diyor ki, şimdi yani bu şeyden dolayı iki tane kızım mı oldu yoksa bir tane torunum mu oldu? Yani hem torun hem kızım oldu. Iris hastalanıyor. Bu sefer acele ediyor ki benim kızım yerime geçsin, o da bir deha olsun ve 7 yaşında kızına bir piyano alıyor.
piyanonun hatta kişiliştirilmesi oluyor. Ona Mr. Black diyorlar. Gerçek yaşama paralel biraz gidiyor ya tabii ki bu. Hatta bir tane de olay oluyor. Yannick, dediğim gibi arkadaşı, o bakıcının oğlu. Bir tane kız, bir tane kedi alıyor kıza. O kediyi bile sonuçta sonradan arkadaşına veriyor. Ben bakamayacağım çünkü çok çok kendimi müzeye vermem lazım. Annesi, yani annesi ne zaman geri geliyorsa o kız tapıyor annesini, ne kadar da yalnız bırakıyorsa. Ergenlik çağında hem hep annesi gibi olmak ister, hem de kendi farklılığını yaşamak ister aslında. Kendisini görmek istediği vakit hep annesi ondan önce orada oluyor. Yani ben kimin dediği vakit hep ilk önce annesi ön plana çıkıyor. Bir kere gidiyor, anneannesi hastanede yatıyor. Oraya gidiyor ve yanıltıyor kendisini. Sanki kendi annesi gibi gidiyor. Annesi buna gülüyor. Yani hiç demiyor ki sen ne yapıyorsun şu anda. Yani bunu annesi de destekliyor ki sadece bir kişiler diye. Üçüncü bölümde uyuşmazlık, gençlik. Gençliğe geçiyoruz şimdi. Gençlik 1. 15 yaşında ikiz buluşmasına gidiyor. Çünkü merak ediyor başka ikizler nasıl yaşıyorlar. Ama bu ikiz değil tabii ki kendisi. Öbür ikizin nerede diye sorduklarında hastanede diyor. Zaten kendisi ikiz olarak hissetmiyor. Yanlış yaratık olarak hissediyor arada. Ergenlik çağı. İki kişinin de iki ya da bir değil, bir kişi içinde iki kişi yaratılmış. Yani normalde anne baba iki kişiden bir kişi ya da daha fazlası yaratılır. Bu bir kişi içinde yaratılmış olarak hissediyor ve doğru da zaten. Ama şimdi ergenlik çağında kendisini sevmeye ve annesinden nefret etmeye başlıyor. Büyük bir kavgadan sonra Siri ilk defa kendisini insan ve rakip gibi görüyor. Paradoks orada. Yani kavga çok iyi işe yarıyor çünkü İladı ben rakip olmaya başladım ve artık insanım. Duelo Gençlik 2. bölümde Siri ilk tek verdiği konserde Iris'in yerine değil, çok daha iyi olmak istiyor kararını vermiş. Ama kafası o kadar karışık ki bu sefer doğru dürüst çalamıyor ve fiyaskoya dönüyor bu konser. Hatta annesi de orada ve bütün millet kalkıyor ve orijinalini istiyor. Yani annesini. O da bana göre utanmadan gidiyor, çalıyor kızını. Yani normalde bir insan kalkar kızını methetmeye çalışır ama o gidiyor, kalkıyor. Konserini yapıyor. Herkes alkışlar içinde. Halbuki eskisi gibi iyi çalamıyor çünkü hastalığı ilerlemiş durumda. Ama millet ne demek istiyor? Orijinal daha güzel ve şey. Buradaki büyük hatası aslında kızın yanına gitmemesi. Bunun üzerine ama kim var yanında? Yanek dediğimiz o bakıcının oğlu. Onunla beraber bir deniz kenarına gidiyorlar. Hatta Yannick bu arada Hamburg'a taşınmış. Ha bu hepsi Lübeck'te oynuyor. Yine iki tane Kuzey Almanya şehri ama Hamburg daha tanınmış herhalde. Hamburg'a taşındı Yannick ve Yannick'in yanına taşınmaya karar veriyor. Yani annesini bırakıp daha 15 yaşında ama Yannick'in yanında yaşayacağım diyor ve orada da radikal bir değişim
gerçekleştiriyor kendisi hakkında. Saçını boyuyor, göz rengini değiştiriyor, hatta yürüyüşünü değiştiriyor. Ama bir taraftan da, öbür taraftan da tabii ki haliyle Iris'i, yani annesini unutamıyor. Ki o da kendisini bir ziyaret ediyor, birazcık kavga çıkıyor. Ve herkes aslında klonun annesinin bir gün yerine geçmesini bekliyor. Yani toplum aslında bu beklenti içinde. Hamburg'da yine de bir ilk sefer resim yapıyor. Çünkü Yannick ona bir tane resim seti hediye ediyor. Melodilerle boya fırçasının yani notlar göndermiş annesi ona, melodi. Onlarla bir, çok süper bir resim yapabiliyor. Ama 19 yaşında geri dönüyor annesine. Bu sefer tabii ki annesine geri döndüğü için yine sıfırdan başlıyor normalde. Böyle bakarsanız. Onun için o bölüm adı Çifte Hayat, ikinci sıfır senesi. Klonlar doğuştan itibaren hiç ben diye geçinemiyorlar. Çünkü hep biz. Yeah. Hep çünkü ikizi var önünde. Yani sonuçta ikizi bile değil, bir insan. Birazcık depresyona düşüyor. Bir tane resim var, Johannes, adını Johannes koyuyor. Diyaloga giriyor onunla. Ama kıyafet ve dışı konusunda geri adım atıyor. Yani yine renksiz demeyeyim de ama uni renk giymeye başlıyor. Ve hatta düşünüyor ki kimliği olmayan insan nasıl kimlik değiştirebilir ki? O da böyle depresyonun bir parçası. Fischer'i de suçlamaya başlıyor bu doktoru. Iris 22 yaşında olduğu vakit annesi vefat ediyor. Ve ilk defa biz değil, ben kalıyor. Hikayenin ondan sonrasını açık bırakıyorum. Müzik yapmaya devam edecek mi? Ama devamında o kadar anlatayım yine. Devamında mesela cenazede ilginç karşılaşmalar oluyor. 10 sene sonra, yani Iris bu 30 yaşına girdiği vakit çok büyük sürprizlerle dolu bir kitap ve hayatını anlatıyor. Kitabın 2003 senesinde filmi de çekildi. Ve yazar bu filmi çok beğendi. Çünkü bilemedi şimdi bu düşünceleri nasıl aktaracaklar filmin içinde. Tam kitaba uymuyor bu film. Ama belki siz de tanırsınız, Franka Potente diye bir oyuncu. Koş Lola Koş filminde oynadı, hatta The Burn Identity'de bir yan rolde oynadı. O tabii ki haliyle ikisini de canlandırıyor. Bu filmin içinde eğer kitap yerine film seyretmek isterseniz. Almanca'nın tatlı belası, Grammar kitabımıza geçiyorum. Schritte Grammatik, Huba. A1'den B1'e kadar. Bu kitapta çok beğendiğim, bir sayfasında konuyu anlatıyor, öbür sayfasında sorunları, aktiviteler var ve en sonunda çözümleri. Müsaade ederseniz ben arkasını ilk önce Almanca, sonra hemen Türkçesini okuyayım. Zaten kitabın içeriği aşağı yukarı belli olacak. Deutsch als Fremdsprache, Zweitsprache, Niveau A1 bis B1. Almanca yabancı dil olarak ya da ikinci yabancı dil olarak A1'den B1'e kadar. Schritte neue Grammatik, Schritte... Bir kitabın adı, hatta geçen gün gördüm siz Schritte'leri
piyanoya da vermiştiniz yani başarı şıkkı olarak. Ama bu kitap illa da onunla beraber okunması gerekmiyor. Bağımsız da yapabilirsiniz. Die vollständige Grammatik von A1 bis B1, yani tüm gramerin A1'den B1'e kadar. Zum Üben, Vertiefen und Wiederholen, hem egzersiz yapmak için, derinleştirmek için ve tekrarlamak için. Für den Einsatz im Unterricht oder zum Selbstlernen zu Hause, hem derste kullanabilirsiniz ya da kendi kendinize evde çalışabilirsiniz bu kitapla. Als ideale Ergänzung für Lernende, die mit dem Lehrwerk Schritte international neu oder Schritte plus neu arbeiten. Schritte international neu ya da Schritte plus neu kitaplarla çalışanlar için ideal bir ek materyal olarak kullanabilirsiniz bunu. Mit klarem Doppelseitenprinzip, links motivierende Comics und Erklärung in einfacher Sprache. Rechts die Übungen markiert nach Niveaustufen A1, A2, B1. Çok net bir çifte sayfa prensipiyle yapılmış. Sol tarafta resimlerle motive eden ve açıklamalarla, basit açıklamalarla motive eden anlatımlar. Sağ tarafımızda da egzersizler, bunları işaretlemiş olarak A1, A2, B1 seviyesine göre, orada hemen görebilirsiniz hangi seviyede bulunduğunuzu ve arkasında da entegre olmuş çözüm anahtarı var. Mit ausführlichem Anhang, unregelmäßige Verben, Verben mit Ergänzung, Verben mit Präpositionen. Geniş bir ek olarak unregelmäßige Verben, kural dışı fiiller, ekli fiiller ve prepozisyonlu fiiller. Son olarak da Hörübungen über die App mit Smartphone und Tablet zum kostenlosen Download unter www.huber vesaire. Dinleme parçaları bir tane app üzerinden akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz ya da tabletinize yükleyebilirsiniz. Bunlar hepsi ücretsiz. Huber sayfalarında artık internetten de bulursunuz. Şimdilik söylememe gerek yok ama yine arkasında göstereyim. Huber.de. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bu blueprint tabii ki ilginizi çekerse benim çok ilgimi çekti. Belki de Almanca kolay da olmasaydım belki de okumazdım ama bir seviye aşağı indiğim vakit gençlik kitabı, dediğim gibi 14 yaşındaki gençlik kitabı nihayet okudum ve çok memnun kaldım. Düşündürüyor ama bu yani hayal bir ürün değil. Önceden duymuştum gen teknolojiyi ve tabii ki bu nereye gidecek sonuçta? Bunun başlangıcını hepimiz biliyoruz ama atıyorum şimdi sonuçta biz, hatta bazen diyorum ki ölümsüz yaşam var mıdır acaba? Sadece çıkarmıyorlar mıdır ki zaten popülasyon patlamak üzere. Teşekkür ederim. Umarım sağlıklı kalırsınız. En önemlisi bu zaten. Ve gelecek sefer buluşmak üzere yine. Bye bye.